Babam buralı. Adanalı Tokalak. Şu an köy değil, Tokalak mahallesiymiş. Ne zaman seçildiniz? Ben 2015 yılında seçildim. Hollanda, Güney Hollanda en büyük bir eyalettir. 3,5 milyon nüfusu vardır. Ekonomiye katkısı en fazla olan eyalettir. Evet, fazladır. Amsterdam, şimdi Rotterdam ve layık kentler olduğu için büyük bir liman var. Önemli şey, bak bunu gezdi. Yörüklerim ona geçti zamanında baba arkadaşlar, dedelerimiz. Dinle de sonra sinirler geçiyor yaşamlarında. Evet, babam 1965 yılında gitmiş Adana'da. Hollanda'ya. Hollanda'ya. Bekar. O emekliye, emekli olup geldi mi oraya? Hayır, hala Hollanda'da yaşıyor. Kaysan'a yazıyordu şimdi, bilmiyorum Kaysan'a. Hmm, ya tabii Kaysan, büyük de falan. Salman Yörük ya. Evet. 15 Temmuz'la ilgili Türk halkının demokrasiye ve hukuku olan bağlılığı, onu yükseltme noktasındaki arzusunun bir sembolidir o direniş. Evet. Ve Türkiye'de bakınız özellikle Fethullah konusunda Türkiye'nin parlamentodaki dört partisi de çok nettir. O konuda kimse Türkiye'yi sorgulamasın. Evet. Fethullah'tan dolayı kimse Türkiye'yi zan altında bırakmasın. Tayyip Erdoğan'la şahsi problemi olan Avrupalı siyasetçiler var ise bile Türkiye'yi Fethullah Gülen'den dolayı sorgulamasın. Çünkü onların bu konudaki bazı bakış açıları eksik ve yersiz Türkiye'ye karşı. Yani bilgi eksikliği vardır, kötü niyetli olduklarını düşünmek istemiyorum. Kötü niyetli olduklarını düşünmek istemiyorum. Çünkü demokrasi, insan hakkı gibi kavramları yükselen değer olarak gelişen Avrupa demokrasisinde Fethullah terör örgütüyle ilgili öyle çekimser, mütereddit hali hakikaten bizi üzmüştür. Avrupa'nın yükselen değerlerini inkarı anlamına bile gelebilir bizim nezdimizde. Onun için bu konuda Türkiye tek sestir, hemfikirdir. Avrupalılar mevcut iktidarla, mevcut cumhurbaşkanıyla bazen siyasetçilerin ve idarecilerin yaşamış olduğu polemiklerden dolayı böylesine bu milletin, Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vermiş olduğu mücadeleye kayıtsız kalmamalı. Bunu onun için iyi anlatmasını size takdim ediyorum. Kendi evet. Üyesi olduğum Türkiye Belediyeler Birliği'nin evet. Bu konudaki bildirisi. Ben Hollanda Belediyeler Birliği'yle çalıştığım evet. için biliyorum. Hani Belediyeler Birliği'nin de bu konuda çalışmalarının ne kadar değerli olduğunu. Ve benim de dileğim 15 Temmuz'dan sonraki yaşadığımız bu büyük olaydan sonra Türkiye'nin daha fazla demokratikleşmesi ve daha sağlam bir hukuk devletinin sağlanması. Olur. Ve siz de belediye yönetici olarak tüm çalışanlarıyla bu konuda büyük bir sorumluluğunuz var halkla iç içe. Size de başarılar diliyorum. Sağ olun. Bu da ziyaretin kendine adınıza da yazdırdığınız bir bela getirdiniz. Evet Sayın Başkan. Çalışma ofisinizden de koyun. Diğerlerinize evet. sizi ziyaret edeceğiz. İnşallah. Çok sağ olun. Bu da bizim milli kültürümüzde mitolojik sembolümüz. Bunu evet. Türkiye'ye Cumhuriyet'te çağdaşlaşma döneminde Atatürk kendi ressamımızı, kendi kültürlerimizi, sürögelerimizi hep yüceltmek istemiştir. Ergenekon'dan çıkış tablosunu yapmıştır bizim Türk mitolojisinde, Türk ressamlarında, eski Türk edebiyatında var olan bir bölge. Değil bu siz yürüksünüz, sizin ninelerinizin dokuduğu motifler burada. Götürseniz orada anneniz, babanız şimdi Hollanda'da bunun kendi dokudukları kilimler, ninelerinin dokuduğu kilimler olduğuna inanırlar. Bunlar ta Türkistan coğrafyasında, Doğu Avrupa'nın sonunda, Batı sınırına kadar Türklerin olduğu her yerde aynı motifler işlenir. Dedelerimiz böyle çadır kurup oba arkadaşıdır. Çünkü o bölgeye benim babamın yani anlattığı hikayelerden biliyorum. Çadırlarda yaşıyoruz yani. Benim annemle. Tamam beklerim arkadaşlarla evet, diyalog kurup. Hollanda'yla zaten inşallah. İşimiz iyi bizim iş birliğimiz. Evet, gelip duyuyoruz. Gideceğiz. Geldiğimizde de muhakkak size uğrayacağım ben. Mutlaka. Tamam. Mutlaka. Yeşil dostlara da selam tamam. söyleyin.